Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir damızlık kümesi ziyareti yapacağız inşallah. Salih Alpay, İstanbul'da sayılı postacılardan birisi. Yarışmış, kendini kanıtlamış. Salih abinin, ben İstanbul'da en iyilerin arasında diyorum. Kendisi mütevazilik gösteriyor. En iyi damızlık kümesi diyorum. Yok diyor, bizden daha iyisi vardır diyor ama ben en iyisi arasında diye gösteriyorum kendisini. Şimdi damızlık kümesindeyiz. Salih abime soracağız. Kuşları ben gördüğüm kadarıyla eşe atmış. Neler var, neler yok, hangi ırklara hizmet ediyor, bu yarışa nasıl başladı? Bir ilk önce kendisini tanıyalım. Salih abi, bir seni tanıyalım, sonra şu canavarları bir görelim bakalım. Selamünaleyküm arkadaşlar. Benim ismim Salih Alpay. Camiye zaten beni tanır. 90'lı yıllarda başladık biz posta güvercini. O gün bugün Salih abi, besliyoruz. Biraz sesli, kuşların sesi daha çok çıkar bence. O gün bugündür bu kuşları besliyoruz. Bu kümeslerimiz kolombodor için yaşa attık. 16 takım kuş. Bunlar uçmuş. İçinde kolombodor şampiyonları da var. 500 kilometrelerin kuşları. Yani özel eşledik fiziksel ve tabii gen yapılarına göre. Eş yaptık. Şimdi yumurtlarlar. Mart'ın 15'i gibi de dağıtmaya başlarız kolombodorlara yavruları. Kolombodor dediklerimiz arkadaşlar ortak kümesler. Aynen o. Ortak kümesler. Burada hangi ırklar var abi? Burada kuşlar kırma gibi bir şey düşün yani bu kuşları. Bu kuşlar o mesafeleri uçan kuşlar. Yani saf kuş değil bunlar. Ama burada Türkiye'de uçmuş, kendini kanıtlamış. Türkiye'de, Avrupa'da uçmuş. Tabi burada şimdi atıyorum Kırkpınar'ın Arena'nın birincisi var. Başka Kırkpınar Arena'nın. As birincileri var, o var, bu var. Burada bir sürü öyle kazanmış kuşlar var. İşte. Avrupa'da kazanmış kuşlar var. Onları eşledik burada. Her yavruları tutar tutmaz kolombodor biraz şans işi. Ama tabii ki uçmuş kuşlardan bir koloni kurmak gerekiyor. Biz de onu yaptık burada. Bakalım hayırlısı. Çoğu da genç kuşlar bunlar. Biraz heyecanlı kuşlar. Yeni açtım bugün bunları biraz hava alsınlar diye. Evet, daha yeni eşe kapatmışlar yani, herhalde. Bir hafta içinde de yumurtlar bu kuşlar. Ondan sonra bakacağız. Bunlar kolombodor. Bu tarafta... Şimdi arkadaşlar şöyle ben damızlık kümesi dedim. Burada uçum yok. Şöyle kümesleri görüyoruz. Hepsi yan yana. Mükemmel bir tasarım. Hepsi tek tek özenle yapılmış. Ben buranın yapılımında da gördüm kendisini. Tek tek bunları kendileri işledi. Samet, burası da bizim fazla dişilerimiz. Biz kuşları mesela bir erkeğe 4 dişi falan vuruyoruz. Buradan alıyoruz bir dişiyi, yumurtlattırıyoruz, sürüyoruz bakıcıların altına. Öteki dişiyi alıyoruz. Bu şekilde kuşu daha çabuk üretiyoruz. Yani bunlar hazırda eşe atılmayı bekleyen dişiler. Gerçi yan kümesin dişileri de var. Burada önümüzdeki haftada onları eşleyeceğim. Bunlar daha eşleme yapmadı. Bunlar hiçbiri daha eşlenmedi. Kaç aydır abi eşsizler? 6 aydır vardır. 6 aydır. Hı-hı. Hepsi hazırlar yani. Dolmuşlar. Aynen. Hiçbir sıkıntıları yok. Buradakiler uçmuş mu abi? Bunlar içinde kazanmış kuşlar var. Özellikle de biz kitlel kuşuna yöneldik. Dünya çapında bu kitlel kuşları çok popüler oldu. Çok kazanan kuşlar. Buradaki bu kümesin kurulma maksadı para kazanmak. Üretim ve satış. Ya, üretim ve satış. Ben zaten biliyorum abi ama en iyi damızlıklarını da aldığını biliyorum. Yani, canım, biz şimdi dünyadan çok, yani, dünyadan topladın onu da biliyorum. Kitlerin bir tane oğlu varsa Türkiye'de o da bizde. Bir tane tek. Aynen o. Geçen günde 184 bin euroya satılan Gold Goose diye bir kuş var. Altın tozu demek. Onun direkt kızını aldık. Hem de şampiyon bir kızını aldık. Ya, önemli olan şimdi abi, hani kitteldi, Van Londo, tamam hepsi güzel ırklar, hepsi şeyler ama önemli olan uçmuş kazanmış bir de. Tabii canım ya. Yani kendini şu... kanıtlamış hayvanı almak en güzeli. Valla Google Baba'ya yazsınlar kittel diye, kittelin aklına şey çıkar yani. Kim olduğu direkt çıkar. Aynen, bu kümesi de kapatalım, bunlar dişiler. Gel böyle sana. Şöyle arkadaşlar, ben gördüm 4 tane tamamen. Bunlar da eşe atılmayı bekleyen, önümüzdeki hafta eşe atılacak kuşlarımız. Burada da genel ağırlıklı olarak Kasper kanatlı vardır. Bu da biliyorsunuz Kasper'in kızıl satıldı. Nevkin 1 milyon 650 bin liraya. O kanatlığından kuşlar var burada. 1 milyon 650 bin euro. Ya da 450 bin lira. Yanılan olmasın şimdi ikisinden biri. En pahalı güvercin. Onların kanatlığından ben bu kuşları 2010 senesinde almıştım. Türkiye'ye getirmişti Bokan'dan, Kasper kanından.
Hasbe. Evet. Burada da onun oğulları var. O tarafta kızı da var zaten onların. Burada 6-7 tane oğlu var. İşte bunları da eşleyeceğiz. Mesela şu kuş Armandolardan, mavi sazlı. Genç bir erkek. Mesela bu kaslar erken direkt oğludur. 2018'lidir. Kendimizden ayırmışımdır. Genç bir erkekti. 2018 gençti. Biraz yaşlandı artık onu. 2018 yaşlı mı diyorsunuz abi? Tabii artık. Mesela şu kara çakmaklı olan koyu kuş, Büyüzdele Oğuz'dur. Filel ayıncısı çok iyi bir kuştur. Altında çok şampiyonluklar vardı. Bunun yavruları da kendini kanıtlamış. Tabii, yani bunlardan. Tabii. Arkadaşlar bunların çoğu yani yavruları almış, alınan yavrular da kendilerini kanıtlamış kuşlar yani. Çoğu kolombo durumlarda olsun, çatı üstü yarışlarda olsun. Hepsi birebir uçmuş. Birebir kendini kanıtlamış. Bu da az önce ilk başta gördüğümüz damızlıklar da zaten. Orada gelen kolombo durumlarda inşallah bu sene onları da seyretme şansımız olacak. Bu kümeste komple kitler. Burası komple kitler. Bunların hepsi kitleldir arkadaşlar. 40 tane vardır. Bunları eşledik. Bunların yavrularını satışa sunacağız. Allah nasip ederse. Bunlar yumurtladı da galiba abi. Önümüzdeki hafta çıkar şeyleri. Yavruları. Bunun çıkan yavruları da sahiplendirecek arkadaşlar. Şimdi sen kitleri çok iyi bildiğin için ben pek fazla bilmiyorum. Bunlar hepsi üzerlerinde ne zaman yumurtladılar? Ne zaman çıkacak? Tabii onlar canım. Tarihleri yazıyor yani değil mi abi? Gerçi yazıyordu da kuşlar da koparıp onları yuvaya taşıyor. Nedense anlamadım. Abi aynen ben gazete koymuşum yere. Yerdeki gazeteleri çıkarmışlar komple. Hepsi tek tek. Ya bunlar bu şekilde. Altına aslında keçe bile koyuyorsun ama. Tabii keçeleri ona, de var. Ona rağmen. Bunlar işte yemleri burada. Abi şurada bir şeyler gördüm. Şöyle bunlar, hani. Bunlar benim bakım seti. Benim piyasaya sattığım setleri bunlar. Güvercin bakım setidir. Bir güvercin üreticisi bunları alıp şimdi rahatlıkla kuşlarını üretebilir. Şimdi şunları şurada görüyoruz. Şimdi kuşları da ben görüyorum. Hepsi maşallah birbirinden sağlıklı. Bu elektrolit. Bu bitkisel solunum yolu. Bu kalsiyum demir yumurtlama döneminde, yavru zamanında. Aynen onu ben yaşadım abi. Geçen hafta kuşları eşe attık. Vitamin, amino asit. Ondan sonra bu da bitkisel karaciğer koruyucusu. Bu çok önemlidir kuşlarda. Karaciğerlerde sıkıntı olur, yağlanma olur. Hastalıklardan sonra temizlemek gerekir, odur. Bu da şeydir, probiyotiktir. Hem probiyotik hem prebiyotiktir. Hem sarımsak yazıyor üzerinde. Aynen. Bu da glukosit asit. Bu doğal bir şeydir kuşlarda. Yemlerinde mantarı, kursakta mantarı, salmonella, E. coli bunları mantarı. Aynen önleyen bir şeydir. Bunların bakım programı vardır. Ona göre pazartesi, salı, bu çarşamba bu şekilde yani hepsi, veriyoruz. Hepsi tek tek ayrılabiliyor. Tabii. Bunları da sen kendin satıyorsun ayrıca. Evet, evet, evet. Arkadaşlar bu kadar bu kuşların böyle canlı olmasının sebeplerinden biri de bunlardır yani. Yemin bakım. Yemlendiler, şu anda dinleniyorlar. Aynen, uyku ben daha zamanları. Az önce geldiğimde kıpır kıpırdılar. Hala bunları eşlemeye atarken nelerini özen gösteriyoruz? Fiziksel özellikleri ve kan aktarı. Yani kuşların kemikleri birbirine uyuyor mu, tüyleri birbirine uyuyor mu, boyutları birbirine uyuyor mu? İki küçük kuş birbirine vurulmaz. İki yarı kuş birbirine vurulmaz. Kemikleri düz mü geliyor, yuvarlak mı geliyor? Kas yapıları çok önemlidir bu kuşlarda. Kas yapıları. Aynen. Kas yapıları derken böyle bir tanesini gösterme şansımız olabilir mi? Düşün. Şöyle eşe attıklarımızdan mesela özellikle öyle diyelim abi. Yuvalı olan. Evet şimdi arkadaşlar. Az evvel kavga etmiş yer için. Aynen şu anda yerleri. Kas dediğimiz olan şuraları abicim. Şunlar. Bunlar esnek olması lazım. Kiminde daha geniş kas kütlesi vardır, kiminde daha dar vardır, kimi gevşektir, kimi kaya gibi serttir. Kaya gibi sert olanlar her zaman iyidir. Ağzı burnu biraz dağılmış. Abi normaldir, benim
Başka bangolar bile geçen hafta eşe attığımda aynı şekilde. Bak elini hisset, bak tüyünün yumuşaklığını hisset. Bak şalı nasıl parlıyor, görüyor musun? Çok güzel bir kuştur bu kuş. Tabi kavgadan dolayı bir nakavdı. Birkaç gün. O kas yapılarına göre dişiler de aynı yapıya mı sahip olması gerekiyor abi? Ya biri çok sertse biri gevşek biraz olacak. Biraz gevşek mı? Olacak. Aynen. Kanatlarını tutması için. Tabii tabii. Kanla değil. Düşün. Fiziksel özelliklerin fiziksel yerine gelmesi. Yani kanatlı farklı bir şey genel olayı. Fiziksel özellikler farklıdır. Kuşun kanatları çok önemlidir. Kısa kanat vardır, uzun kanat vardır. Anladın mı demek istediğimi? Kısa kanatlıyla kısa kanatlı mı vurulmuyor? Uzun kanatlıyla uzun kanatlı. Vurulmaz işte. Onları birbirine vurdum. Kuşlar patates. Buradaki özellik havada hemen patates. O zaman buradaki özellik ustalığa dönüyor tamamen. Ya ustalığa dönüyor da bazen bu teorilerin hiçbiri de tutmuyor kardeşim. Ona vuruyorsun, buna vuruyorsun. Bir yarış oluyor. Kuşlar da patates oluyor. Ya abi bu doğal ortamda yarışıyor hayvanlar. Gelirken mesela en iyi kuşlardan da gelemeyen olabiliyor. Kesinlikle. Ama yani bu şimdi hani kuşun kötü olduğuna dair bir şey değil. Bunu gördük. En iyi kuşlardan birisi gelmeyebiliyor. Gel Samet, burasında yazıhane yaptım daha bir tane. Şöyle içeri geçelim arkadaşlar. Buyur abi, senin yerini alalım. Ya böyle sen de olsun ya. Burası da yazıhanemiz işte, bitmedi. Bitecek inşallah. FIFA'dan kuş gelince kitap da göndermişler bize sağ olsunlar. Ha, yurt dışından. He. Bu Anthony Mace de çok ünlü bir kuşçudur. Pipa'da şu anda kuşları satılıyor. Onun tanıtımını yapmışlar. Müthiş kuşları var adamın ama tabii çok para bu kuşlar. Yani ölümsüz paralar da yani, bunlar. Buralardaki gibi 750 lira, 1 lira. Yok canım. Ha. Yani o paralara kuşlar yok. Yo, iyi kuş her zaman iyi paradır. Yani kendini kanıtlamış kuşlar abi. Kesinlikle. Şimdi bu yazıhaneye bir düzenleme yapacağız. İşte böyle canım sıkıldı mı oturacağız buraya. Yazın güzel olur burası. Evet abi, şurada peçka görüyorum. Yani gereken keşke 2 kilo patates kestane alsaydık da kestane yapsaydık. Yapmadık ama soğuk şu an. Aynen olsun. Arkadaşlar ben çat kapı geldim birdenbire. Yani Salih abinin hiç haberi yoktu. Öyle geldik. Kuşları tam yemlemiş. Yeni eşe atmış dişleri. İlk kolombolu çektiğimiz kuşları da ilk eşe atmış. Daha yeni salmış. Kuşlardan yeni dışarısını görüyordu. İnşallah abi umduğun gibi olur. Kolombodurlarda da inşallah güzel dereceler olur. Kolombodur şans işi. Bir kere kısmetli bir adamın olman lazım. Tabii kesinlikle kuş da önemlidir. Ama bir kuşun, yani şöyle söyleyeyim, yavruyken oraya veriyorsun, ayakta durması çok önemli orada. İlk önce sağlıklı kalması. Tabii bu biraz da kolombodur sahiplerine bağlı bir şey. Yani kuş senden çıkıyor. 1000 kuşluk yere 2000 kuş koyuyorlar. Kuşlarımızı da öldürüyorlar maalesef. Ondan sonra tabii bütün suç onlarda mı değil. İnsanlar hasta kuşlarına gönderiyor. Kimisinde hastalık var, yavru büyümüş, gene gönderiyor. Bu sefer ne oluyor? Senin benim kuşumu da yakıyor. Yani böyle sıkıntılar var. Yani zor bir iş. Kazanan için mükemmel bir şey. Çünkü neticede kolombodurda parayı uçuyorsun. Yani bana desen ki burada 5000 kuş var, atıyorum sana 300 bin lira ödül veriyor. Burada 1000 kuş var, 250 bin lira veriyor. Ben 250 bin lira veririm. Niye? 1000 kuş arasında yarısın. Niye benim kuşum 5000 kuş arasında kuş arası yarısın? Yani. Rakamlar aşağı yukarı birbirine denk. Anladın mı demek istediğimi? Geçen sene Edirne Golden Cup Cesur abi ziyaret etme şansımız oldu. Hamdi abiyle, buradan kendisine de çok çok selam olsun. Her zaman elimizden tutan Hamdi abi. Hamdi bir tanedir ya. Yani her zaman bizim yanımızda olan, her telefon açtığımızda cevap veren, her sorumuza bıkmadan usanmadan cevap veren Hamdi abiden Allah razı olsun. Onunla beraber gitmiştik Cesur abinin yanına. Çok güzel bir yer yapmıştı. Hepsini görme şansımız da oldu. Az önce bahsettiğin konudan ötürü bunu söylemek istiyorum. Belki öteki kolombodurlarda da vardır. Hiçbirini gezmedim. Mesela 60 kuşluk yerde 40 kuş, 30 kuş, 40 kuş civarında bir kuş koymuştu. Kuş sağlık hastanesi yapmıştı. Hafif bir kırgın kuş, yani bakıma girdiği zaman, yemlemeye girdiği zaman orada biz video çekmeden önce özellikle gördüm, yemlemeye girmeden kuşların hepsini böyle gözüne kestirdi. Eğer böyle rahatsız olduğu bir kuş varsa hemen ayağına bir klips takıp orada ilaç verdiğini gördüm. Ayrıca sonra dolaşırken de sağlık hastanesi diye bir yer gördüm. Sorduğumda abi bu ne dedim. Orada eğer çok rahatsız olan bir kuşumuz olduysa kuşu hemen ayırıp
öteki kuşlara bulaştı mı, neyi var neyi yok diye bakıp orada tamamen iyileştikten sonra tekrar yerine koyuyoruz dedi. Hata yapıyorlar ya, bu kuşlarda böyle sağlık hastanesi falan olmaz kardeşim. Bu kuşlarda hemen sahibini arayacaksın. Diyeceksin ki kuşun rahatsızlanmış, sahibi de kes diyecek bana göre. Ya şimdi çok farklı bir şeyler. Kolombodurlar biliyorsun abi hani. Şimdi abi çok kümesten çok mikrop gelir. Aynen, her kümesin mikrobu farklıdır. Farklı, benimkinde farklı. Burada bağışıklık sistemi kuvvetli olan kuşlar ayakta kalır. Doğada da böyle değil midir? Güçsüz olanlar ölüme terk edilir. Sonra da iyileştirmeye uğraşmayacaksın orada. İyileştirmeye uğraştıkça zaman kaybıdır zaten. O kuş zaten ötekilere yetişene kadar, iyileşene kadar onlar uçacak. Kolombodurların bir hatası var. Uzun süre kuş topluyorlar. Uzun süre kuş topladıkları zaman kışın kuş almaya başlıyorlar. Şimdi diyelim ki Edirne'den açtık. Edirne için demiyorum da, ya da Bursa. Sadece ben orayı gezdiğim için, gördüğüm için. Yok, o açıdan demiyorum. Onunla alakası yok. Havalar soğuk Edirne'de. Bursa'da havalar soğuk. Sen şimdi bu önümüzdeki ayın 15'inde kuş almaya başlıyorsun. İzmir'de ılık mesela. İzmir'de de var. Bu kuşları salamıyorsun zaten kardeşim. Getirdin, 15 gün tutup hemen uçuramıyorsun. Uçma şansı yok. Yığılmalar başlıyor, yığılmalar başlıyor. Ne oluyor burada? Kümes şişiyor anda. Ne oluyor bu arada? Hastalık patlıyor. Ama bir kuşu hemen getirip, hemen bir haftada dışarı çıkarıp uçurmaya başlasa hastalıklar daha az olacak. Niye? Kuş bütün gününü dışarıda geçirmeye başlayacak. Çünkü alışma bir evresi var ya bu kuşların. Yani dışarıyı yani görecek. Akşama kadar duracak bunlar. İçeri dışarı, içeri dışarı alışacaklar. Bu arada kümeste az kalmış olacaklar, hastalıklar azalacak. Yani bir kolombodur 2 ayda 2,5 ay kuş toplamaz. Diyeceksin ki kardeşim, daha kısa olması gerekiyor aslında. Topluyorum ya da Nisan 1'de Mayıs'ta bitti. Bitti. Hemen veren adam da ona göre verecek. Aa, bir de ona göre kendini hazırlayacak. Şişirmeyecekler kuşları kardeşim. Ha, bir de kolombodurlarda şu muhabbet var. Kuş veriyor arkadaşlarımız, duyuyorum. Adam 15 tane kuş vermiş. 15 tanenin 3 tanesi duruyor. 13 tane ne oldu? 2 tane öldü, 11 tanesi kaçtı. Kardeşim öyle bir şey yok. Öldüyse adam gibi öldü değil. 11 tane o adamın kuşu da kaçmaz, ötekinin de kaçmaz. Anladın mı? Bunlar bazı kolombodurlarda yeni bir şey buldular böyle, kaçtı. Bırakın kardeşim, doldurmayana kadar kuş da ölmesin. Yani para, ne kadarsa. Bu işte tatlı para var. Nasıl tatlı para var? Ne güzel değil mi? 3-4 ay çalışacağım 5 ay. 5 ayda bir fabrikanın kazandığı kadar parayı kazanacaksın. Herkes ne oluyor? Buna çullanıyor bu işe. Çullanır ama hakkını da verin kardeşim. İnsanlar yani hakkını veren için sarf ediyor buna. Tabii şimdi ya. Adam bir yerde işçi. Güvercin besleme potansiyeli yok. Almış 2-3 çift kuş. Bunlarla diyor ki kolombodurluğa veririm diyor. Zevki o. Büyütmüş 6 tane yavru. Senin oraya gelmiş ölmüş. Ölür. Ya, bak, ölmesine hiçbir şey demiyorum. Her canlı. Her canlıdır var. Abi, bu olabilir. Bunu stres yapar. En az minimuma indirmek lazım. Yani mutlaka. Bu nedir? Burası benim ufak bir ofis değil mi? Şu anda rahatız. İkimiz de nefes alabiliyoruz. Ya 10 kişi de olsa. 15 kişi olsak burada ne olacak? Rahat olamayacaksın, nefes alamayacaksın. Aynen. Bunları ayarlayacaksın kardeşim. Çok güzel ödüller veriyorlar. Güzel paralar topluyorlar. Yapana da helal olsun, verenlere de helal olsun. Yani bir tane burada ödül var. Herkes ödülün peşinde. Güzel para abi. Bugün adam çalışıyor, bir kazanacak 200-300 bin lira. Güzel 40'lar elinde, orada burada bir daire alır ha. Yanlış anlama tabii bu paraya. Tabii mutlaka abi, aynen, aynen. Yani güzel işler. Hakkını verene helal olsun diyelim abi. Bence de yine de Türkiye'de bayağı bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Daha güzellerini yapacaklarına inanıyorum. İnşallah. Benim onlardan tek ricam, kapasitelerini geçmesinler para için. Ne kendileri üzülsün. Dolduysa doldu, bittiyse bitti. Ne kendileri üzülsün ne de insanları üzsünler. Başka bir şey değil. Aynen, bir emek var. Arkadaşlar burada da güzel postalar gördük. İnşallah daha da devam edeceğiz. Salih abim de yoracağız biraz. Böyle postacı arkadaşlarına bizi götürür inşallah. Onları da çekme şansımız olur. Postacı, başka ırklara da gideriz belki varsa. İnşallah bir sonraki küme stüdyosunda görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Bakım kürlerini gördünüz arkadaşlar. Eğer siz de bakım kürlerinden faydalanmak nasıl verildiğinde bir şeyi var herhalde değil mi abi? Haftalık bir programı da o da varmış arkadaşlar. Ben de ilk defa görüyorum. Ben de şimdi soracağım nasıl olduğunu. Onları da talep ederseniz buradan Salih abiden kendisine ulaşırız. Telefonu var bende. Oradan da tedarik ederiz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.